Ajans 1 Saniye'de şimdi ise yazar Veysel Araboğlu ile gerçekleştirdiğimiz çok güzel söyleşiyi izliyoruz. Ben her memleketliyim. Sivaslı değilim sadece. İstanbul'da doğmama rağmen İstanbullu da değilim. Ben aynı zamanda doğuluyum ve batılı, Karadenizli, güneyli ve Trakyalıyım. Kürt olmama rağmen Türk'üm de ayrıca. Lazım, Gürcü'yüm, Almanım. Ben Fransızım. İngiliz ve Yunan'ım. İşte bu sözler Veysel Araboğlu'na ait. Şu anda yanımızdaysa Veysel Araboğlu var. Yeni çıkan kitabı Barış'a Çağrı ile birlikte Veysel Bey ile bugün bu konuyu konuşacağız. Veysel Bey, öncelikle merhabalar. İzleyicilerimiz sizleri tanısın, sizi dinleyelim. Ben Sivas'tan İstanbul'a göç etmiş, 5 kişilik bir ailenin en son İstanbul'da doğmuş bir çocuğuyum. İstanbul Eskişehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdim. Sanatla ilgilendim. Okul yıllarında tiyatroyla. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir sene Türk Müziği bölümünü okudum. Ve sonra da aynı ailemin Sivas'tan İstanbul'a göç etmiş olduğu gibi ben de İstanbul'dan Londra'ya bir göç geldi. İdeallerimin peşinden buralara kadar sürüklendim. Sonra da bu kitap fikri ortaya çıktı. Bir göç, yaşantılar ve ardından gelen güzel bir kitap Barış'a Çağrı. Barış'a Çağrı, neler söyleyeceksiniz Barış'a Çağrı ile ilgili olarak? Maalesef sınırlarla örülü bir dünya. Sınırların içinde yine silahlarla bir dünyada dinliyoruz ve ama onun içerisinde sıradan halklar basit yaşam mücadelesi içerisinde memleketlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. İşte bu kitapta bundan bahsediyor. İstanbul'dan ta Londra'ya kadar olan bir umut yolculuğu. Sonrasında yaşadığı düş kırıklıkları. Kitabın ortaya çıkış fikri 2005'de Londra'ya düzenlenen metrolara ve otobüslere düzenlenen terör saldırılarından sonra biliyorsunuz. Bundan sonra hükümetin göçmenler üzerinde kurduğu bir baskı oldu. Dükkanlara çok sayıda baskınlar düzenlendi. Ve bu baskınlar sırasında çok dramatik olaylar yaşandı tabii ki. Birçok göçmen sınır dışı edildi. İşte ben bunlara şahit oldum. Ondan bunları bizzat dinledim hikayelerini. Ve sonra ben de bu kitabı yazma fikri bir nevi sorumluluk duygusuyla bu kitabı yazma fikri oluştu. Veysel Bey sadece burada yazdığı kitapla değil aynı zamanda bir müzisyen yanı da var değil mi? Biraz da izleyicilerimize ondan bahseder misiniz? Müzikle çok uzun zamandan beri ilgileniyorum. Kitap fikri sonradan oluşan bir şeydi. Ayrıca kitabın şarkısı da var, Gurbet. Bunu da şu anda izleyicilerimiz sanıyorum Gurbet'i fonda duyuyorlar. Evet, bunu da YouTube'dan yine izleyebilirler. Müzikle uğraşıyorum, besteler yapıyorum. Sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz ancak bir şey de dikkatimi çekti burada. Sadece Veysel Araboğlu değil, aynı zamanda isminiz Alex Veysel Araboğlu. Neden Alex? Hikayesini dinleyelim isterseniz. Şimdi Alex ismi, ben bu ülkeye geldiğimde yaşamı kolaylaştırmak adına bir isim seçme zorunluluğu doğdu. Bunu da çok sevdiğim, hayranlık duyduğum Alex de Souza'nın ismini alarak yaptım. Sonra bu bir barış mesajıydı. Evrensellik adına ben her memleketliyim derken bunu ismimle de göstermek istedim. Alex Veysel Araboğlu'na teşekkür ediyoruz. Efendim bugünkü konumuz Barış'a Çağrı'ydı. Barış'a Çağrı'nın hikayesini yazarından dinledik. Elimde tutmuş olduğum kitaba sizler de Londra'daki kitapçılardan ulaşabilirsiniz.